Merhabalar sevgili Oğlak Burcu, kanalıma ve videoma hoş geldiniz diyorum. 5 Haziran haftası burç yorumlarınızdan bahsedeceğiz. Şimdi sevgili Oğlak Burcu, pazartesi günü biraz böyle yine kendimizi geri çekmiş hissedebiliriz. Yani nasıl bir geri çekilme? Geri planda kalmak isteyebiliriz. Biraz böyle kendimizi hemen ön plan atmak istemeyebiliriz. Bu tarz enerjiler hakim olabilir. Zaten hafta sonu da bu şekildeydi. Kendi içimize dönmüş olabiliriz. Yalnız kalmış olabiliriz. Yalnız kalmak isteği içinde olabiliriz. Yine pazartesi günü de bu enerjiler, bu hafta sonu yaşadığınız hangi konuyla ilgili bir sendromunuz varsa bu pazartesi günü de devam edecek gibi görünüyor. Aynı zamanda sevgili Oğlak burçları, özellikle de bu konu biraz daha böyle zevk aldığınız konular, sanatsal konular. Aslında şöyle bir şey var. Şimdiye kadar mutlu olduğunuz şeylerden artık mutlu olmama gibi bir durumunuz söz konusu olabilir. Yani atıyorum sinemaya gitmekten mutlu oluyordunuz. Artık sinemaya gitmek sizi mutlu etmiyor olabilir. Arkadaşlarla görüşmek sizi mutlu ediyordu. Artık görüşmek istemiyor olabilirsiniz. Yani görüşmek istememekten ziyade artık sizi mutlu etmiyordur o arkadaşlarla görüşmek. Ya da hayatınızda biri vardır ve bu kişiyle görüşmek, yan yana olmak, birlikte olmak, zaman geçirmek daha önce sizi mutlu ediyordu. Artık bu mutluluk sizi tatmin etmiyor olabilir diyoruz Oğlak Burcu için. Pazartesi günü de biraz böyle bir gün olabilir sizin için. Salı çarşamba Ay Oğlak Burcu'na geçecek. Ay Oğlak Burcu'nda zarardadır. Sizi yine huzursuz edebilir. Ama her ne kadar siz de bir Oğlak Burcu olduğu için size zarardan ziyade biraz daha böyle kendi içinizdeki duyguları daha iyi ifade edebilirsiniz aslında. Size destek verebilir bir yandan da Ay Oğlak Burcu'ndayken. Normalde zararda aslında ama siz zaten buna alışkınsınız. Sizin karakteriniz, sizin duygularınız bu Oğlan Satürn'üne alışkın olduğunuz için burada da yine bir böyle bir disipline sokma. Özellikle de yakın çevrenizi, kardeşlerinizi bir disipline sokma. Onlar için işte kural koyma, sorumluluk verme ya da sizin onlar için yapacağınız bazı sorumluluklar söz konusu olabilir. Yani kardeşleriniz için bir şey yapmak ya da kardeşlerinizin üzerinde baskı uygulamak gibi de bir enerjiniz var sevgili arkadaşlar. Bu tarz gündemler söz konusu olacaktır. Perşembe, cuma daha fazla finansal konular ve bu finansal konularla ilgili bir dönüşüm de olabilir sizin için. Nasıl bir dönüşüm? Finansal konularla ilgili her zamanki işte maaş aldığınız, para aldığınız, kazandığınız yerin haricinde başka bir yer, başka bir yerden para gelmesi ya da aldığınız yerle ilgili bir dönüşüm. Belki zam gelecek, belki farklı bir şekilde bir fiyat anlaşmasına gidebileceksiniz. Bu tarz gündemler söz konusu olabilir. Burada daha fazla görüşlerinizi, düşüncelerinizi, fikirlerinizi dile getirebilirsiniz. Bu finansal konularla ilgili. Özgürlük arayışı içinde olabilirsiniz. Yani bu finansal durum size sizin özgürlüğünüzü kısıtlanmasını istemeyebilirsiniz. Yani evet ben... Finansal konuda özgürlük arayışı içinde olabilirsiniz aslında. Ben finansal olarak kimseye muhtaç olmak istemiyorum. Her istediğimi yapmak istiyorum. Özgür olmak istiyorum. İstediğimi harcamak istiyorum. Yani istediğimi almak, istediğim kadar harcamak istiyorum enerjisi hakim olabilir. Biraz burada yine baskı altında hissedebilirsiniz kendinizi. Huzursuz enerjiler hakim ama bu huzursuz enerjiler finansal konular yüzünden. Çünkü... Hedeflerinizi, umutlarınızı, hayallerinize gidebilmek için paraya ihtiyacınız var ve bu para ihtiyacı da belki şu anki durumunuz bunu götürmüyor ya da şu anki durumunuz bu sizin hayalinizdeki, hedefinizdeki istediğiniz şey neyse ona yetmiyor. Bundan dolayı da bir huzursuz enerjisi içinde olabilirsiniz. Ama hayalleriniz, hedefleriniz, planlarınız içinde uğraşacağınız, bunun içinde bazı şeylerin dönüşümüne gitmek isteyeceğiniz, özellikle de finansal konular yüzünden, ya diyebilirsiniz ki benim hayallerim var. Ben bu kadar aldığım maaşla ya da bu kadar kazandığım parayla bu hayallerimi yapamam deyip bir şeyi dönüştürme, bir konuyu değiştirme, bir belki de zam isteme gibi süreçler söz konusu olabilir sizin için. Perşembe, cuma durum böyleyken aynı zamanda da biraz da böyle ego
savaşına da girebilirsiniz. Biraz egolarınız da artabilir. Daha dediğim dedik bir enerjiniz söz konusu. Her iki tarafta, karşı tarafta dediğim dedik bir enerji var. Sizde de dediğim dedik bir enerji var. Belki bir iş yapıyorsunuz. Siz bir fiyat verdiniz. Karşı taraf başka bir fiyat verdi. Her iki tarafta benim dediğim olsun kısmında diretebilirsiniz sevgili Oğlak Burcu. Ve hafta sonu biraz daha yine yakın çevre ve kardeşler alanınızda zaman geçirebilirsiniz. Burada yine baskı altında hissetmek. Yani kural var, şart var, kısıtlanma var. Yani kardeşlerinizle ilgili geçmişteki bir konunun tekrar gündeme gelmesi, kardeşlerinizle ilgili ya da yakın çevrenizle ilgili geçmiş sorunlar, geçmiş konular, geçmiş kişiler ya da geçmişte akrabalık demeyeyim mi? Geçmişte komşuluk yaptığınız kişilerle tekrar bir araya gelmek gibi süreçler söz konusu olabilir. Sosyal çevrenizde kendinizi göstermek gibi bir durum olabilir. Yine geçmiş arkadaşlarla karşılaşmak, onlarla görüşmek, bir araya gelmek, bir seyahate çıkmak gibi bir durum içinde olabilirsiniz. Yine ya kardeşlerinizle ilgili bir seyahate gitmek, birlikte bir şeyler yapmak gibi durum söz konusu olacaktır sizin için. Duygusal olarak kendimizi daha böyle huzurlu hissedebiliriz. Sezgilerimiz de yüksek olacak sevgili Oğlak Burcu. Hissiyatlarımız, sezgilerimiz ve içimizde biriktirdiğimiz, içimizdeki duygusal konunun işte gündeme çıkması gibi de durum söz konusu burada. Aynı zamanda yine yakın çevre ve kardeşlerle ilgili bir sorumluluk almak ama bu sorumluluğu yerine getirmeye çabası size biraz baskı hissettirebilir. Ya ben hep ben mi yapacağım? Hep benim mi? Yani bir kez yaptım diye bu yani bu konu hep benim üstüme mi kalacak? Bir hep benim sorumluluğumda mı olacak dediğiniz bir şey olabilir sevgili Oğlaklar. Yani hem yakın çevrenizle ilgili hem kardeşlerinizle ilgili bu konuyu, bu kelimeleri, bu cümleleri konuşabileceğiniz bir durum söz konusu olabilir. Yani sorumluluk ve bu sorumlulukları hep sizin yapmanız size birazcık duygusal bir baskı verebilir. Psikolojik bir baskı da söz konusu olacaktır. Aynı zamanda evet her ne kadar siz kardeşler ve yakın çevre için bir şeyler yapıyorsanız da bir otorite figürden de destek de görebilirsiniz sevgili arkadaşlar. Bazılarımız destek görürken bazılarımız da kısıtlanma da yaşayabilir. Ve bu bütün sorun sizin üstünüzde kalacak ve siz bu sorunun üstesinden geleceksiniz ki bundan şüpheniz olmasın, emin olabilirsiniz. Evet, enerjiler böyle sevgili oğlaklar. Özellikle de bu geçmişle ilgili bir konunun tekrar gündeme gelmesi ve bu konu dediğim gibi yakın çevre ve kardeşlerle ilgili bir durum. Tekrar gün yüzüne çıkıp ve tekrar burada bir sorumluluk alarak bu konuyu konuşacağınız ve ya da bu olayı, bu durumu yaşayacağınız görünüyor. Ve aynı zamanda yine hafta sonu sevgili arkadaşlar trafikle ilgili de gündemleriniz var. Belki bir seyahate çıkmak gibi bir durumunuz söz konusu olabilir. Ya da sevgili arkadaşlar biraz daha böyle seyahate çıkabiliriz. Aynı zamanda da ne söyleyeceğimi unuttum, kusura bakmayın. Biraz daha böyle trafikle ilgili konular, ehliyet gibi, ehliyet alma gibi, ehliyet kursuna gitmek gibi ya da aracınızla ilgili durumlar, aracınızın tamiri, tadilatı, bakımı gibi, arabayla ilgilenmek gibi de süreçler söz konusu olabilir. Bu tarz gündemlerin olabileceği bir süreç söz konusu sevgili gönül dostları diyebiliriz. Evet sevgili Oğlak Burcu, bu haftalık da bu kadardı. Mutlu haftalar diliyorum. Her şey gönlünüzce olsun. Görüşmek üzere.